Assalomu alaykum. Demak, biz mavzularimizni davom ettiramiz. Bugungi mavzuyimiz 20-dars, ya'ni parametrli kvadrat tenglamalar. O'tgan darslarimizda biz o'sha parametrlarga kirib boshlagan edik. Ya'ni 19-darsimizda ularga doir bo'lgan uygavaysi va tenglamalar ham o'sha testlar ham berib borildi bizning o'sha Telegram kanalimizda. Demak, bugungi mavzuyimiz parametrli kvadrat tenglamalar. Birinchi galda u parametrning o'zi nima? Ya'ni ax kvadrat qo'shi bx qo'shi c tenglamani biz ko'ryapmiz, ko'rib kelyapmiz bir necha marta. Bu yerda a, b, c sonlarini biz o'sha bosh koeffitsient yoki ikkinchi koeffitsient yoki ozod had deb bilib kelyapmiz. Endi bu mavzuda o'sha a, b, c lar yashirin son bo'ladi. Ya'ni noma'lum son bo'ladi desak ham adashmaymiz, lekin asosan noma'lum bu yerda x kvadrat va x. Shuning uchun ham biz bu yerda a, b, c larni parametr deb nomlashimiz kerak bo'ladi. Demak, parametrik kvadrat tenglamalarda biz o'sha a ni, b ni yoki c ni topishimiz kerak bo'ladi. A, b yoki c ni topish usullari bu o'sha biz bilgan guruhlash usuli yoki diskriminant usuli yoki viet usulidan iborat bo'ladi. Demak, o'sha uchala usulni ham ko'radigan bo'lsak, mana misol uchun birinchi diskriminantdan boshlaydigan bo'lsak, d 0 dan katta bo'lsa, bilamizki bu ikkita ildizga ega, ya'ni o'sha x va x ikki ildizlarga ega bo'ladi. Agar d 0 ga teng bo'lsa, tenglamaning ildizlar soni bitta bo'ladi va d 0 dan kichik bo'ladigan bo'lsa, tenglama yechimga ega bo'lmaydi. Mana shu 3 ta holatni bizdan so'raydi. Yana bitta narsa, agar diskriminant 0 ga teng bo'lsa, tenglamaning ildizlari teng bo'ladi deb kelsak ham bo'ladi. Ya'ni x va x ikki ga teng holatda, ya'ni misol uchun bizga savol beradigan bo'lsa, o'sha a ning qanday qiymatida yoki b ning qanday qiymatida kvadrat tenglamani ildizlari bir-biriga teng bo'ladi deyilsa, biz uni diskriminantini 0 ga tenglab olishimiz zarur bo'ladi. Endi mana misol uchun birinchi misoldan boshlaydigan bo'lsak, demak, x kvadrat qo'shi 2 ko'paygan 1 minus a ko'paygan x qo'shi a qo'shi 5 teng 0. A ning qanday qiymatlarida tenglamaning yechimlari o'zaro teng bo'ladi. Boya aytib o'tgan holatim, ya'ni diskriminant 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, tenglama ildizlari soni bitta yoki o'xshash bo'ladi yoki teng bo'ladi deb kelsak bo'ladi. Shuning uchun ham bu yerda diskriminantni 0 ga tenglab olishimiz kerak. Shunda d barobar 2 ko'paygan 1 minus a ni kvadrati minus 4 ko'paygan a qo'shi 5. Endi buni soddalashtiradigan bo'lsak, 2 ni kvadrat 4 ga teng, 1 minus a ni kvadrati 1 minus 2 a plus a kvadrat va qavs ochadigan bo'lsak, minus 4 a minus 20 va biz uni 0 ga tenglayapmiz. Endi bu yerda ham qavs ochib ketishimiz kerak bo'ladi. Shunda bu 4 minus 8 a qo'shi 4 a kvadrat tashkil qilyapti va minus 4 a minus 20 bu ikkinchi qavs ochilishidan chiqqan natija. Va biz uni 0 ga tenglaymiz. 0 ga tenglangandan keyin bu ildizini qisqartirishimiz kerak, ya'ni uni oshirishimiz kerak kvadratga, to'g'rirog'i, va 0 ni ham kvadratga oshiramiz. Shunda ildiz ketadi, 0 ni kvadrat 0 bo'lib turaveradi va bu yerda 4 a kvadratni birinchi yozib olamiz. Minus 8 a minus 4 a qo'shilsa minus 12 ani beradi va 4 dan 20 ni ayirganda minus 16 hosil bo'lyapti. Agar barchasini 4 ga qisqartiradigan bo'lsak, u holatda a kvadrat minus 3a minus 4 hosil bo'lyapti. Buni biz viet orqali yechadigan bo'lsak, birinchi qiymati 4 ga teng, ikkinchi qiymati minus 1 ga teng bo'ladi. Agar biz o'sha a ning o'rniga 4 ni qo'yadigan bo'lsak, tenglamaning ildizi bitta bo'ladi, ya'ni yechimlari o'zaro teng bo'ladi. Agar minus 1 ni qo'yadigan bo'lsak, a ning o'rniga tenglama ildizi yana bitta bo'ladi, faqat boshqa son bo'ladi, ya'ni o'sha baribir o'sha bitta yechimga ega holatga tushib qoladi. O'sha holatga tushiradigan holat bu diskriminantdan ketib, diskriminantni 0 ga tenglashimiz kerak ekan. Endi bu misolimizda k ning qanday qiymatlarida ifodani to'la kvadrat shaklida tasvirlab bo'ladi. Demak, biz boya aytib o'tganimiz 3 ta holatdan tashqari holat desak ham bo'ladi. Ya'ni ifoda to'la kvadratga ajralishi uchun, ya'ni nimaningdir kvadrati bo'lishi uchun diskriminant yana 0 ga teng bo'lishi kerak. Agar diskriminant 0 ga teng bo'ladigan bo'lsa, ifoda to'la kvadratga ajraydi, ya'ni nimandir qavs kvadrati bo'ladi. Shuning uchun ham bu tenglamada diskriminant 0 ga tenglashimiz zarur bo'ladi. Demak, 2 ko'paygan k minus 9 ni kvadrati minus 4 ko'paygan k ning ikkinchisi qo'shi 3 k plus 4 ni biz qo'yapmiz nimaga, diskriminantga. Va bu yerda 2 ni kvadrati 4 ga teng, k minus 9 ni kvadrati k kvadrat minus 18 k qo'shi 81 ga teng. Qavs ochib ketamiz, minus 4 k kvadrat minus 12 k va minus 4 k plus 4 minusdan 16 va biz uni 0 ga tenglashimiz kerak. Endi bu yerda qavs ko'paytirib ochamiz, 4 k kvadrat minus 72 k va 4 kere 81 324 beryapti. Izidan qolganini yozamiz va ildizni 0 ga tenglasak, demak bu yerda 4 k kvadratdan 4 k kvadratni ayiramiz, u 0 bo'ladi. Minus 72 k minus 12 k bu minus 84 k ni beradi
Ve bir yerde 324'ten 16 rengende 308 kalırdı. Bir yerde teknik nasozlik ketken, yani bir yerde 308 sonu buluş gerek. O şey 308'ni bir taman götken de minus 308 bulup otaydı. Bir de hem 308 ve bir de kopaygen minus 84'ni bulingen kalıp otkısak iki tane minusumuz kıskar ketedi, yani plus op ketedi. 308 bilen 84'ni kıskatır genden keyin cevabı 11 taksim 3'ge teng buladı. Yani o şey kanı ornege biz 11 taksim 3 koygenimizde demek ifade tola kvadratı kirip kaladı. Yani nemanindir kvadratı bulup biledi. Demek biz devam etemiz. Uş bu. X kvadrat koşulgen px minus 12 teng 0 tenglemenin ildizlerden biri. Torge teng. Şu tenglemenin barça koeffisiyent yığındısını topin. Eğer tenglemenin ildizi belirgen bulsa bizde bu cüda yaş halet. Çünkü belirgen tenglemede kayırda x kvadratıgen bulsak o şey tenglemenin ornege, yani x'nin ornege şu belirgen sonu kopik etse buladı. Şunda x'nin ornege 4 koyadigen bulsa 4 kvadratı 4 pi minus 12 beraber 0. Bundan 4 kvadratı 16 teng. 16'dan 12 nersek 4 kaladı. Şunda 4 pi koşu 4 teng 0 bulsa bundan pi'ni topşimiz gerek. 4 pi beraber minus 4 ve minus 4'ü 4 ke bulsak pi teng minus 1. Biz pi'ni kıymetini top yapmaz. Lekin koeffisiyent yığındısı deyilgende eğer ax kvadrat koşu bx koşusu tenglemede boladigen bulsak o a, b, s koeffisiyentin yığındısını koşuşumuz gerek buladı. Oşanın için işimiz kalı tügegeni yok. Yani biz fakat yine parametrini pi'ni top yapmaz. X'nin ornege koyadigen bulsak oşa minus 1'ni bizde x kvadrat minus x minus 12 degen tenglemek hasıl bolu yaptı. Demek bir de x kvadrat koeffisiyenti a sonu 1 getin. X koeffisiyenti b sonu minus 1 getin. Ve s sonu minus 12 getin. Eğer onlarını yığındısını soragen bulsa plus 1 koşu minus 1 koşu minus 12. Birden birden yenigenden nullaşı fakat yine minus 12'nin uzun kaladı. Yani o şey koeffisiyent yığındısı minus 12'ye teng iken. Bunda lekin birinci biz o şey yaşanıngan sonu, yani parametrini topib olib keyin o şey koeffisiyent yığındısı koyuşumuz gerek buladı. Şimdi bu savolimizda A'nın kanday kıymetlerinde son okuda x kvadrat koşulgan ax koşu 12 teng 0 tenglemenin ildizler arasındaki mesafe 1'ge teng buladı. Demek ildiz arasındaki mesafeni topishimiz için biz ildizini birbirinden ayırışımız gerek. Yani x bir x 2 ildizleri bo'lsa ularni ayırıp yuboramiz. O'shandan keyin uning masofasi 1 ga teng bo'ladi. Lekin bu ko'rinish bizda vietni bermaydi. Ya'ni ildiz ayirmasi bo'lsa vietga tushmayapti. Bizda ildiz yig'indisi kerak. Shuning uchun ikkala tomonni ham oshiramiz kvadratga. Bir tomonni oshirsak kvadratga, uni ochilishi x1 kvadrat minus 2x1 ko'paygan x2 qo'sh x2 kvadrati. Birni kvadrati u yana 1 ga teng bo'lib turaveradi. Vietga tushirish uchun x1 kvadrat koşu x2 kvadratını biz x1 koşu x2'nin kavs kvadratı minus 2x1 kopaygan x2'de buluşumuz gerek. Kemege yana minus 2x1 kopaygan x2'ye bor. Ular yakında koşulup getip x1 koşulgan x2'nin kvadratı minus 4x1 kopaygan x2'ni bir yaptı. Ve o birge teng edi. Şimdi biz belirgen tenglemeni viyetge çürüldüken bulsak bunu x1 koşulgan x2 minus a geting. X1 kopaygan x2 12'ye teng. Ornege koyadigan bo'lsak, demek yig'indini ornege minus a'ni koysak, minus a'ni kvadratı. Ko'paytmaga 12'ni koysak, minus 4 kopaygan 12 teng 1. Bundan plus a kvadrat. Bundan ko'paytmasa 48'ye teng. Barobar 1 bo'ladigan bo'lsa, minus 48 plus o'tsa, a kvadrat teng 49 hosil bo'ladi. Albatta bu yerda a soni plus minus 7 degan songa teng bo'ladi. Yana shunga o'xshagan savollar bo'lishi mumkin. Misol uchun A'nın neşte kıymeti de tenglemenin ildiz ayırması 1'ge teng buladı deyip soru verişi mümkün. Ana onda yakaladıyan bab yeşiliş usulü 1 kıl buladı. Fakat yine ahırda cevabı 2 de koyuşumuz gerek. Çünkü A'nın 2 de kıymeti çıkı yaptı. Demek o şey ildiz ayırmasından ketedigen bulsak destevel bunu viyetke çürüşümüz gerek buladı. Kengi savalımız. Eğer ax kvadrat koşu bx koşusu tenglemede koeffisiyentleri b teng a plusu tenglikten kanandırdırdıgen bulsa bizden x1 taksim x2 koşu x2 taksim x1'nin kıymetini soruyor. Demek biz tenglemenin ildizini topuşumuz kıyırak. Çünkü belirgen tenglemenin kurucu uzu. Fakat yine bir de hiç kanda sonam yok. Lekin sorulgen ifadede bu viyetke çoğaladı. Eğer birbirine mahraj verildiğin bulsak bunge x1'den bunge x2'den. Neticede x1'nin kvadratı koşu x2'nin kvadratı mahrajda x1 kopaygan x2 hosil bo'lib yaptı. Demek suratdaki ifadeni x1 koşu x2'nin kaos kvadratı minus 2x1 kopaygan x2'de boladigan bo'lsak, mahrajda ildiz ko'paytmasining o'zi
Berilgan tenglamada ildiz yig'indisi, ya'ni x qo'shilgan x2 minus b taqsim a ga teng. Ildiz ko'paytmasi x ko'paygan x2 s taqsim a ga teng. Shunda buning o'rniga minus b taqsimani qo'yadigan bo'lsa, minus b taqsimani kvadrati, bunga s taqsimani qo'ysak, minus 2 ko'paygan s taqsimi, ochadigan bo'lsak, b kvadrat taqsim a kvadrat, ko'paytiradigan bo'lsak, minus 2, minus 2 s taqsimi, va bu yerda biz B'ni qiymati A plus S'ni qanotlantiradigan bo'lsa, B'ni o'rniga qo'yib ketsak bo'ladi A plus S'ni va uni kvadrati bilan. Endi biz bu yerda A kvadrat va A ga maxrajni to'plashimiz kerak. 2S taqsim A ga bunga A dan berib olishimiz kerak. Shunda minus 2S taqsim A ning ikkinchisi bo'lib qolyapti va maxrajda S taqsim A qo'yib ketilgan. Agar buni ochadigan bo'lsak, A ning kvadrati qo'shuv 2S qo'shuv S kvadrat izidan minus 2S maxrajda a kvadrat, kasr maxrajda s taqsim a. Bu yerda 2s'lar nollashib ketadi. A kvadrat qo'shi s kvadrat qoladi. Maxrajda a kvadrat bo'lingan s taqsim a va o'rta asosiy kasr chizig'ini bo'luv deb oladigan bo'lsak, bo'lingan s taqsim a ko'paytiruvga aylanadi. Ya'ni buning teskarisi bo'lib qolishi kerak bo'ladi. Shunda a taqsim s. Endi bizda bu yerda a kvadrat bilan a qisqarsa bitta a qoladi. O'sha a ga s ko'paysa a s bo'ladi. Suratda a kvadrat qo'shilgan s kvadrat maxrajda a s ning o'zi. Javob shuni o'zi. Faqat uni standart shaklga keltiradigan bo'lsak, bu ikkita kasa ko'rinishida yozsa bo'ladi. Ya'ni a kvadrat taqsim a s plus s kvadrat taqsim a s ko'rinishida yozsak bo'ladi. Va bular bu yerda a ning ikkinchisi bilan a qisqarib a taqsim s, s ning ikkinchisi bilan s qisqarib s taqsim a degan son hosil bo'ladi. Demak, o'sha tenglamada viet orqali so'ralgan ifodani biz keltirib bilyapmiz. Demak, biz parametrli kvadrat tenglamalarini ko'rib chiqdik. Bu bilan bir qatorda o'sha tenglamalarning bir qismiga nuqta qo'ydik desak ham bo'ladi. Endi keyingi mavzularimiz bu tenglamalar sistemasi haqida bo'ladi. Demak, bu yangicha mavzu bo'ladi, yangicha usullar bo'ladi va o'sha yangi biz darsdan taqdim qilib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.